Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. İlk tekrar programımızda birinci dönem İngilizce tekrarımızda ikinci videomuza devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte In The Kitchen, On The Phone, The Internet konularını öğreneceğiz. Ve LGS 2024'te en az 3 neti cebimize açacağız arkadaşlar. 3 net diye şöyle güzel bir şekilde yazalım. 8. sınıf birinci dönem İngilizce tekrarında bu konular önemli. Çünkü 2023 LGS incelediğimizde mesela tabii ki bu konulardan daha fazla soru geldi. Sadece birinci dönem konuları vardı ama mesela bak. Creating a password diyerek bize The internet konusunu sorgulatıyor ve hatta burada demiş ki mesela ind kitchen konusuyla alakalı çok güzel konuşmalar var. Onu fonla alakalı çok güzel sorularımız var. Bu soruları zaten arkadaşlar sizler sadece 2023 LGS için değil. 2022'de, 2018'de, 2019'da, 2020'de, 2021'de bütün LGS'leri mutlaka tek tek inceleyerek çözün arkadaşlar. Bunu diğer branşlarda da söylemiştik. Çok önemli. Bunları inceleyip çözdüğünüzde zaten soruların nasıl geldiğini, soruların kelime ağırlıklı geldiğini göreceksiniz. Bizler de zaten hem integral setli kitapları ...hem de diğer kitaplarımıza direkt kelime ağırlıklı... ...yani kelimeyi biliyorsan yapabileceğin sorular soruyoruz. Gramer sorusu sormuyoruz LGS'ye göre. Onlarda da burada mutlaka ödevlerimiz var. Onları da şöyle göstereyim. Burada hemen şu sayfadan başlıyor. Şimdi bu ilk başta French ödevlerimizi vermiştik. Teen Life ödevlerini. Burada sayfa 182'den başlayıp kitabımızı bitirmiş olacağız. Ve böylece LGS ilk tekrarı mükemmel bir şekilde tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şu çok önemli. Şimdi bu videoyu izlerken... ...mutlaka bilmediğiniz kelimeleri küçük küçük kartlara yazarak güzel bir şekilde tekrar etmek üzere cebinize atın arkadaşlar. Cebinize attığınızda zaten hiç çalışmasanız, tekrar etmeseniz bile arada bir tuvalette, banyoda, halanızda, kantinde televizyon izlerken, oyun oynarken baksanız bile hepsi aklınıza kalacak. Mükemmel bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Bizler zaten konuyu anlatma sürecinde sizlere kelimeleri verdiğimiz gibi aynı zamanda ...konularla alakalı soru örnekleri üzerinden nasıl gelebileceğini, diyalogları... ...veyahut da işte pişirme yöntemlerini... ...veyahut da internette yapmamız, yapmamamız gereken bazı şeyleri sizlerle paylaşacağız. Arkamıza yaslanalım, güzel bir şekilde videomuzu izleyelim. Ardından da ilk tekrar setindeki ödevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım, videomuz başlasın. Şimdi, in the kitchen, describing simple processes yani basit süreçleri tarif edeceğiz ve cooking methods. Cooking methods ne demektir Tonguç'um? Pişirme yöntemleri. Mükemmelsin Tonguç'um. Kitchen tools'ta mutfak aletlerine bakacağız. Çünkü Neden? İngiltere'de aşçı olacağız. Harikasın evet. İngiltere'de aşçı olmak istiyorsak bu kelimeleri bilmemiz lazım. Şimdi bazı kelimelerimiz var. Çok çok önemli. Bu kelimelerden sınavda da karşımıza geliyor. Şimdi slice arkadaşlar dilimlemek demek. Yani böyle ekmeği ya da bir meyveyi dilimlerken biz slice fiilini kullanıyoruz. Dice ise küp küp doğramak. Biz küp küp neyi doğrayabiliriz? Tonguçum? Domates, patates. Harikasın. Domates doğranabilir, patates doğranabilir. Çok güzel. Mix ise karıştırmak. Yani hatta mikser diye Türkçede kullandığımız bir mutfak aletimiz var. Whisk yine çırpmak anlamına geliyor. Burada yumurtayı çırpabiliyoruz. Chop doğramak. Doğrayacağımız şeyler yine domates olabilir, patates olabilir. Rinse yıkamak anlamına geliyor. Bir şeyi yemeden önce, bir şeyi doğramadan önce yapmamız lazım sonuçta. Yıkamalıyız. Harikasın. Zaten o yüzden de rinse kelimesini öğrenmemiz lazım. ...peel ise soymak. Yani elmayı soyabiliriz, şeftaliyi soyabiliriz. Aynı zamanda Burakalı başka... Burdakalı soydum, başucuma koydum. Aynen hatta bunun tekerlemesi de var. Çok güzel söyledin. Knead de yine yoğurmak. Yani knead the dough. Hamuru yoğuruyoruz arkadaşlar. Stir yine mix ile aynı anlama geliyor. Karıştırmak anlamına geliyor. Bak şu stir ve mix aynı anlamda arkadaşlar. Mash ise... Ee, püre haline getirmek. Yani ezmek diyebiliriz. Hatta böyle patates püresi var ya böyle. Kumpir. Evet evet kumpir. Tam kumpir gibi ezmek, püre haline getirmek diyebiliriz. Haşlama patateslerde yaptığımız bir yöntem. Bu da Tonguç evladım benim. Pura baktığımızda dökmek. Bir şeyi bir şeyin içine döktüğümüzde. Mesela ben diyelim ki eğer bu çayı yanlışlıkla masanın üstüne dökersen pur olmuş oluyor. Ed... Eklemek, matematikte kullanıyoruz bunu. Edition, toplama anlamına geliyor. Marinet ise marine etmek. Yani böyle terbi ediyorsun, sakinleştiriyorsun eti. Hocam ee, et terbiyesiz mi? Terbiyesiz et yok evladım. Terbiyesiz et şu demek yani marine edilmemiş, öyle düzeltilmemiş, e, yumuşatılmamış et anlamına geliyor. Spread, yaymak, sürmek anlamına geliyor. Yaymak ve sürmek anlamına geliyor. Sprinkle ise Tonguç evladım benim. Serpmek anlamına geliyor. Yine e, böyle ...pur gibi. Yani Nusret'in şöyle... yaptığı gibi. Aynen Nusret'in... ...yaptığı gibi. Çok güzel söyledin. Sprinkle yapıyor Nusret. Ee, aynı zamanda... ...Mins'e baktığımızda kıyma yapmak diyebiliriz. Great ise arkadaşlar rendelemek. Hatta greater da rende anlamına geliyor. Böyle kaşarı rendeleyebiliyoruz ya da işte Havucu, turpu çok güzel. Havucu, turpu rendeleyebiliyoruz. Harika sonuçmuş. Gerçekten sen de mutfaktan içiyorsun. Hocam çıkıyorsun. annem ev işlerini bana yaptırıyor. Anne annen sana bütün işleri yaptırıyorsa Yapacak bir şey yok. Her şeyi öğrenirsin. Artık İngiltere'de bunları yaparsın. Crack de mesela yumurtayı kırmak için kullandığımız bir ifade. Yumurta kırmak derken crack the eggs diyebiliriz. Şimdi aynı zamanda pişirme yöntemleri var. Pişirme yöntemlerine baktığımızda boil kaynatmak anlamına geliyor Tonguç'um. Boil kaynatmak. Mesela yumurtayı kaynatabiliriz. Fry nedir Tonguç evladım benim? Kızartmak hocam. Harikasın. Mükemmelsin. Çok zekisin. Fried chicken kızarmış tavuk ya da fried potato kızarmış patates diyoruz. Fry kızartmak harikası Tonguç'um. Roast ise fırında kızartmak, rosto yapmak diyorlar işte fırında kızartmak anlamı, kızırtmak yazdım yanlış yazdım. Steam yine buharda pişirmek, buharda pişirmek tabii ki çok daha sağlıklı, çok daha güzel bir şey. Grill yine ızgara yapmak. Mangalda diyebiliriz. Aynen mangalda da diyebiliriz onun için. Mangal yapmak, ızgara yapmak grill anlamına geliyor, barbekü yapmak. Bake de fırında pişirmek, fırında pişirmek. Mesela ekmek bake oluyor yani fırında pişirilmiş oluyor. Cook da normal bildiğimiz hem aşçı anlamına geliyor hem de pişirmek anlamına geliyor. Şimdi Describing a process. Bir süreci tarif ederken tabii ki ilk başta first dememiz lazım. Ardından then sonra, ardından next sonra, after that daha sonra ve finally de son olarak anlamına geliyor. Şimdi how to make a pancake. Pancake nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Öncelikle we crack the eggs into a bowl. Biz kırıyoruz yumurtaları bir kasenin içine. Demek ki bowl kase demekmiş, crack kırmaktı bunu zaten biliyoruz. Yumurtaları kasenin içine kırıyoruz. Bu yapacağımız ilk şey olduğuna göre buraya ne gelecek Tonguççum? First gelecek hocam. Harikasın. First gelecek. Ben hemen first'i yazıyorum. We add sugar, oil, milk, baking powder and stir the eggs. Bak biz ekliyoruz, şeker ekliyoruz. Yağ ekliyoruz, süt ekliyoruz. Baking powder yani kabartma tozu ekliyoruz. And stir the eggs ve sonrasında bunları karıştırıyoruz. Baking powder kabartma tozu. Onda yazalım. Bu diğer sayfamızda yoktu. Kabartma ...tozu diyebiliriz. Buraya da o zaman den diyebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. We add the mixture into a heating pan. Biz ekliyoruz mixture'ı yani karışımı. Mix karıştırmaksa mixture'da karışım oluyor. Karışım diyelim şöyle. Karışımı heating pan... ...yani ısınmış tavaya... ...ısınmış tavaya... ...ekliyoruz. O zaman buraya da yine... ...den diyebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Sonrasında we cook two minutes and flip them. Biz onları... ...iki dakika pişiriyoruz ve... Flip ediyoruz. Flip ne demek hocam? Çok güzel bir soru sordun. Flip döndürmek demek için Flip döndürmek. Buraya da yine next yani sonrasında diyebiliriz. bunların ne olduğu önemli. İlk baştaki first önemli. Yani buraya next diyebilirsin, den diyebilirsin ama first ve final'ın yeri çok önemli. Yani en sonuncusunun yeri hatta şimdi hemen yazalım. En sona final'ı geldi. Bu ikisinin yerini karıştıramaz. Yani son olarak yumurtaları kırıyoruz diyemezsin. İlk olarak servis ediyoruz diyemezsin. Burada önemli. Ama burada next değişebilir. After de daha sonrasında bundan sonra da diyoruz ki bu after the it next it, daha sonra kullanmak daha önemli. We cook until brown on both sides. Ha. Her iki tarafta bak both side her iki tarafta her iki yanda kahverengi oluncaya kadar pişiriyoruz diyor. Finally en sonunda bak en sona final geliyor. We serve the pancakes biz servis ediyoruz pankekleri with banana and with bananas and honey. Muz ve Hani, hani nedir Tonguç evladım benim? Bal. Harikasın. Balla servis ediyoruz. Afiyet olsun. Hepinize afiyet olsun. Şimdi geldik buraya. Mutfak aletlerini alıyoruz yanımıza. Kitchen tools. Tool alet demek. Tools aletler demek. Kitchen da mutfak Hocam, demek. Hocam tavuk demek değil mi? Çıkın tavuk demek Tonguç'um. Çıkın ve kitchen'ı karışmayalım. Çıkın böyle yazılıyor. Çıkın cihiçken de yazılıyor. Cihiçken yani chicken, tavuk demek, kitchen, mutfak demek. Bu ikisini karıştırmayacağız Songuncuğum. İkisi birbirine benziyor esasında. Yani böyle ikisi aynı yerde dolaşıyor ama sıkıntı olabiliyor karıştırırsak. Şimdi pot, tencere demek evladım benim. Pen, tava, glass, bardak anlamına geliyor. Plate, tabak anlamına geliyor. Great rendelemekti. O zaman greater ne olur ee, Tonguç'um? rende. Harikasın, çok zekisin. Greater de rende oluyor. Knife yine bak knife diye yazılıyor ama knife yok. Hatta hatırlarsan Knov diye yazılıyor bilmek ama Nov diye okuyoruz. Knife de Knife diye yazılsa bile Knife diye okumuyorsun. Knife diye okuyorsun. Bu da yine bıçak anlamına geliyor. Peel soymak demekti. O zaman peeler ne olabilir? Soyacak. Muhteşem bir zekaya sahipsin. Soyacak anlamına geliyor. Fork yine çatal tomuç evladım benim. Spoon yine kaşık olarak kullandığımız bir ifade. Bol kase. Hatırlarsan az önceki şeyde de vardı. Ne demiştik? We crack the eggs into a bowl. Biz kırıyoruz yumurtaları bir kasenin içine demişti. Ve bize de bu şekilde yazmıştık. Oven, fırın anlamına geliyor. Table spoon, bak spoon kaşık demektir. Table spoon da yemek kaşığı. Yani tabak kaşığı değil de yemek kaşığı diyoruz. Aynı zamanda baking tray var. Bu da baking, pişirme demek. Bak baking, pişirme bunu zaten biliyorduk. Tray de tepsi, pişirme tepsisi oluyor. Tongu şeyler benim. Şimdi... Simple bread recipe. Yani basit bir ekmek tarifi yapıyoruz. Şöyle güzel bir ekmek yapacağız. Afiyet olsun. Yiyeceğiz. Hocam ben günde beş ekmek yiyorum. Günde beş ekmek yenir mi Tonguç Günde beş ekmek yersen kafan hamura dönüşür. Sakın sakın günde beş ekmek yeme. Böyle bir şeyi kimseyle paylaşma. Ekmeği azaltmalıyız arkadaşlar. Hangi yaşta olursa olsak ekmek, makarna, bisküvi gibi şeyler bizde göbüş oluşturuyor. Bu tarz şeyler yememeliyiz fazla. Gelelim buraya. Ingredients yani içindekilere bakalım. Six cups of flour. Altı kap un. Bak flour un demek. Devam ediyoruz. One e, half TBS yeast. Yani yeast nedir Tomuş benim? Maya. Bak bunun yeast'in maya olduğunu bilelim. Florun da un olduğunu bilelim. One half TBS salt. Yani tuz. Tuzun olduğunu biliyoruz zaten. Three cups water. Üç kap su. Not too warm or cold. Yani çok sıcak ya da çok soğuk olmayacak. Ekmeği yaparken böyle çok aşırı soğuk ya da çok aşırı sıcak olmayacak. Şimdi optional add. Yani opsiyon olarak ekleyebileceğimiz şeyler var. Honey, leftover oatmeal, Herbs and nuts. Ha. Şimdi burada tercihen, opsiyonlu tercihen, opsiyon olarak ekleyeceğim şeyler. Opsiyonel yani tercihen demek. Bunu ekleyeceğim şeyler hani tabii ki neydi? Bal. Leftover oatmeal, yulaf. Bak yulaflı ekmek yapabiliriz aynı zamanda. Veyahut da herbs yani ot ekleyebiliriz ekmeğin içine. Veya nuts ya da fındık da ekleyebiliriz ekmeği daha lezzetli hale getirmek için. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken soru kökü arkadaşlar öğrencilere last kelimesinin anlamını bilmemiz gerektiğini sorabilirler. Bütün tarifin okumasına gerek yok. Sadece son aşamaya bakılmalı. Burada der ki which picture shows the last step der. Bak burada bir sorumuz var. Bu soruda hangisi son kısmı söylüyor der. Resmi bile bak. Bake until golden yani işte sararınca kadar, kızarınca kadar ...der bak burada hamuru yoğuruyor, burada karıştırıyor, burada işte bir şeyler ekliyor. Burada ise fırın içinde kızardığını görebiliyoruz. O zaman cevap nedir tomuç ele almayı? C şıkkı. Harikasın cevap C. Ama biz buradakileri tercüme etmeye devam edelim. Şimdi. Add yeast to water and let sit for two minutes. Yani hamuru sulayın ve e, bekletin diyor iki dakika boyunca. Add mixture to flour and mix until sticky. E, unu ekleyin diyor ve böyle e, mayalanınca kadar iyice e, bekletin diyor. Un ekledikten sonra. Cover and let rise for at least five hours kapatın ve e, beş dakika boyunca daha doğrusu beş saat boyunca en az at least, bak tonuşalım en az beş saat boyunca diyor. Bekletin diyor. Çek kontrol edin. Punch down do Help. way Buradaki bir sürü kelimeyi bilmiyorum. Evet burada bir sürü bilmediğin kelime var ama bak buradaki sorudaki mantık şu. Son cümleleri soruyorlar bize veya ilkin soruyorlar. Zaten az önce demişim ya. Firstly veyahut da first ve last yani son olarak veyahut da final ifadenin olduğu yerlere dikkat edeceksin. Sorular genellikle buralara odaklanıyor. Yani hangisi son şeyi söyler? Bak last step en son basamak nedir der. Sen de hemen buradan alacaksın. Bunun tercümesini bilen yeterli. Yoksa bunların hepsini tek tek bilmene gerek yok. Floor the counter in your hands need dough to do it stiffer but still soft consistency. Bak böyle bir sürü kelime var. Bunlara takılmana gerek yok. Rub pan with olive oil, let dough rise in a pan while oven preheats <laughs> to 450. Ya bunlar ...senin kafanı karıştırmak için, odaklanmanı bozmak için yapılan şeyler. Bake until golden. Ha, pişir diyor. Bake, fırında pişirmekti. O zaman buradaki resim nereden? Bunun fırında pişirmekle alakalı resim olan C olduğunu anlıyoruz. Geldik on the phone ünitesine. Burada e, telefon görüşmelerine bakacağız. Gelecek zamanı öğreneceğiz. Vili ve isteklerde bulunacağız. Hemen başlıyoruz. Şimdi burada kelimelerimiz var. Important vocabulary. Devam ediyorum. Şimdi... Communicate, keep in touch... İletişimde kalmak demek. Yazıyorum buraya. İletişimde kalmak. Keep in touch. İletişimde kalalım demek istiyorum. Görüşmeye devam edelim. Talk on the phone. Telefonda konuşmak anlamına geliyor. Telefonda konuşmak. Hocam ben artık hiç telefonda konuşmuyorum. Haklısın ben de aynı senin gibi. Artık hiç telefonda konuşmuyorum. Whatsapp yazışıyoruz. Doğru. Çok güzel bir şey söyledin. Artık konuşma bitti. Kimse kimseyi aramıyor. Whatsapp'tan mesajlaşıyoruz. Instagram'dan mesajlaşıyoruz. Bu da doğru. Pick up the phone. Telefonu açmak. Biri aradığı zaman telefonu açarsın. İşte bu Pick up the phone oluyor, telefonu açmak. Make a phone call, bir e, arama yapmak. Yani bir telefon görüşmesi yapmak, arama yapmak anlamına geliyor. Use, kullanmak demek Tonguç Elad benim. Ringtone nedir? Bu telefonlarda ee, görüyoruz hep. Zil sesi. Harikasın, zil sesi diyebiliriz. Social networking sites, bunlar da sosyal paylaşım siteleri anlamına geliyor. Sosyal paylaşım siteleri nerede Tomlacığım? WhatsApp, Snapchat, Instagram. Oo sen de hepsini biliyorsun yani. WhatsApp, Snapchat, Instagram baya baya hepsini biliyorsun. Aferin. Şimdi departure time yani... Kalkış vakti. Kalkış vakti departure time anlamına geliyor Tonguç Eylül benim. Arrival time da e, varış vakti. Yani ulaşma. Ulaştığın zaman, vardığın zaman arrive olmuş oluyorsun. Call center çağrı merkezi. Call çağrı demek. Center da merkez demek. Çağrı merkezi. Booking ya da reservation bak reservation Türkçe'de geçmiş. Reservation ee, ne olabilir sence? Hmm, hocam bilmiyorum. Evladım şaka mı yapıyorsun? Bak reservation ne olabilir? Bir düşün reservation. Rezervasyon evladım şaka mı yapıyorsun? Çok da uzak bir kelime değil. Reservation. Reservation'ı bilemedim. <laughs> Allah'ım şaka gibi Tonguç'um. Neyse espri yaptığını biliyorum. Reservation. Rezervasyon demek. Türkçe'de geçmiş. bookingte aynı anlamına geliyor. Appointment'ta randevu demek Tonguç evladım benim. Bu kelimeler önemli. Şimdi. iletişimin avantajları var. advantages en dezavantajları var. Disadvantages. Şimdi burada burada cep telefonu kullanırken biz easy communication yapıyoruz. Yani kolay iletişim yapabiliyoruz. O zaman yazalım buraya. Kolay iletişimi sağlayan şey tabii ki de cep telefonları. Accessibility to information. Yani bilgiye çok rahat erişebiliyoruz. Belki de şu anda bizi izleyen arkadaşlar ve beğenecek arkadaşlar, videomuza like atacak olan arkadaşlar bizi belki de mobil fonlarından yani cep telefonlarından izliyorlar. İlla bilgisayara gerek yok. Entertainment Eğlence içinde kullanıyorlar bu telefonu fazla kullanmamaları lazım. Rescue for emergency yani acil durum kurtarıcısı. Allah korusun bir şey olsa yanında bilgisayarın olmayabiliyor ama e, şey e, nedir? Telefonumuz bizi kurtarabiliyor. Acil durum kurtarıcısı. Hatta telefonumuz kapalı olsa bile yukarıdan bizim nerede olduğumuzu bulabiliyorlar. Belli sinyaller alabiliyorlar. Easy to carry kolay taşıma da imkanı var. Hani bilgisayarı, tablet yanında taşıyamıyorsun ama cep telefonu rahatça taşıyabiliyorsun. Easy access to online banking. Ee, online bankacılığa yani uzaktan bankacılığa kolay erişim diyebiliriz. Online bankacılığa kolay erişim, easy access, kolay erişim diyebiliriz. Bunlar avantajları. Şimdi gelelim dezavantajlarına. Birincisi, trafikte cep telefonuna baktığı için o kadar çok kaza yapan insanlar var ki. Dolayısıyla car accidents araba kazaları genellikle cep telefonu kullanan e, hatalı sürücüler yüzden oluyor. Security problems güvenlik problemleri oluyor. Ne oluyor? İnsanlar birçok resmini, birçok işte bilgisini, şifresini gidip internette, sosyal medyada paylaşıyor. O telefonlara girerekten bunları öğrenebiliyorlar. Vision problems yani görme problemleri yaşıyor. Sürekli bilgisayara bakarsan gözün nasıl bozuluyorsa sürekli ekrana baktığında, telefon ekranına baktığında onun yaydığı ışıklar bizde vision problems, görme problemleri yapabiliyor. Hearing problems, bu ne demek Tonguç? Sağır olmak. Yani sağır olmak demedim de duyma problemleri diyebiliriz. Bak duyma problemleri yapıyor. Yani tam da sağır edebiliyor bazen ama duyma problemleri kesin yol açıyor. Çünkü sen telefonu kulağına koyduğunda çok büyük zarar veriyor. Hatta telefonu ararken böyle tutacaksın, tam hat düşünce kulağına koyacaksın. Tam o ararken inanılmaz güçlü sinyal gönderiyormuş. Bad at school, okulda kötü olmamıza sebebiyet veriyor. Okulda, derslerimizde patlayabiliyoruz. Hatta hocalar telefonu alıp elimizden ee, saklayabiliyorlar. Hard concentration... Dikkat dağınıklığına sebebiyet veriyor. Hard to concentrate yani dikkat etmekte zorlanıyoruz. Dikkat dağınıklığı da zaten günümüzde birçok öğrencinin problemi. Öğrenci diyor ki hocam soruları çözerken dikkatli hatası yapıyorum. E, sürekli telefonla durmaktan olabilir. Addiction yani wasting too much time. Bu da hani internet edikler vardır, internet bağımları. Bu da telefon bağımlılığı yol açabiliyor. Addiction da çok kötü bir şey, bağımlılık. Expensive bir de pahalı yani cep telefonları. Şu anda... iPhone 14 70 bin lira olmuş hocam. Gerçekten mi? iPhone 14 70 bin lira mı oldu? Yuh be. Bayağı da pahalıymış. Herhalde sen en iyisinden bahsediyorsun. O kadar pahalısını görmedim ama gerçekten 70 bin ise yazık ya. Araba fiyatına herhalde. Şimdi gelelim buraya. Following a phone conversation. Bir tane telefon görüşmesini izleyelim bakalım ne olacak şimdi. Mesela burada başlıyor tamam mı? This is Venus. Tamam bu venüs Venus is calling. venüs arıyor diyebilirsin. Aynı anlama geliyor. Ya da Venus is speaking. venüs konuşuyor diyebilirsin. It is Venus calling. Demek ki biz birini aradığımızda mesela this is Tonguç. Tonguç is calling. Tonguç is speaking. It is Tonguç calling diyebiliyoruz. Yani ilk aradığınız zaman bunu söyleyebilirsin. Normalde biz aradığımızda ne, ne diyoruz, diyoruz? hocam? Alo diyoruz. Ama normalde kendini bir tanıtman lazım. Alo ben Tonguç demen lazım. Ya da alo ben işte Abdurrahman, Hüseyin, Mükrem'in neyse bir şey söylemen lazım. İşte İngilizce'de başlarken alo alo diye başlamıyorsun. This is ve ismini söylüyorsun. Şimdi eğer orada mı değil mi diye soruyorsan is Venus in? Venus orada mı? Could you put me through Venus please. Beni Venüs'e bağlayabilir misiniz? Veyahut da may I speak to Venus please? Venüse konuşabilir miyim? Veya can I speak to Venus please diyebiliriz. Mesela sen kim aradın? Tankut'u arayalım. Çok güzel. Tankut'u aradığın zaman is Tankut in? Could you put me through Tankut please? May I speak to Tankut please? Can I speak to Tankut please? Demen gerekiyor. Bunlardan herhangi birini kullanabilirsin. Bunların hepsi aynı anlama geliyor. Seçeneklerde bunları verebilir. Sonra karşı taraftaki seni anlama diyelim ki. I'm sorry. Who is this again? Pardon? Bu kimdi? Can you speak slowly please? Daha yavaş konuşabilir misiniz lütfen? Can you speak louder please? Daha yüksek sesle konuşabilir misiniz lütfen? Could you please repeat that? Tekrar edebilir misiniz lütfen? I can't hear you well. Sizi iyi duyamıyorum. Ya da it is a bad line. Hat çok kötü ya. Duyamıyorum şeklinde ifadeler kullanabiliriz. O da karşı taraftaki de diyelim ki sana bağlayacak tankut. Sen aradın tankutu bulacaksın. Bağlayacağı zaman biraz bekle patlama diyebilir. Yani hold on please hatta kalın lütfen. Don't hang up the phone. Telefonu kapatmayın lütfen. Hang on a minute birkaç dakika bekleyin lütfen diyebilir. Bekle çatlama diyebilir yani. Şimdi eğer yoksa Tankut orada sana diyecek ki Tankut şey olmaz Tongül şey olur. Biz he diyelim burada. He isn't available right now. O şu anda müsait değil burada değil veya I'm afraid He is busy. Korkarım o çok meşgul. Neden korkuyorlar hocam? Hani neden korkuyorlar? Burada korkarım altına yapmak manası değil. Korkarım yani hani üzgünüm herhalde gibi bir şey yani. Hani korkarım derken öyle senin tahmin ettiğin korkmuyorlar Tonguç. I'm afraid he is busy derken e, korkarım burada yok. Yani muhtemelen burada yok. Herhalde burada yok gibi bir şey demek istiyorum. Öyle korktuğu falan yok. I'm afraid she's out. Korkarım o dışarıda diyor. Yani hani üzgünüm maalesef yapacak bir şey yok manasında. ...I will put you through. Diyelim ki eğer oradaysa... ...Tankut orada ve sana bağlayacaklar. O zaman diyorlar ki... ...I will put you through. Size bağlıyorum. I will get it. Bağlıyorum. Ya da... ...she will... Ee, ...get back to you as soon as possible. Sana geri dönecek diyebiliyor. E, tabii Tankut anladıysan da he will get back diyor. Şimdi... ...eğer mesajını alacaksa, seni bağlayamadı... Tankut da evde yok. Senden mesaj istiyorsa. O zaman diyor ki... Can I take your message? Mesajınızı alabilir miyim? Hani bir mesajım varsa ileteyim kardeşim. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Diyebiliyor. Tankut'a bir mesajım var Akşam mı? Akşam 8'de halı sağ var. Haydar ve Talha'yı çağır. Aynen. Sen mesajını bıraktın. O da arkadaşına iletecek. Geldik buraya. Şimdi başka bir sorumuz var. Which of the following is something that Zeynep can say? Aşağıdakilerden hangisi? Zeynep'in söyleyebileceği bir ifadedir diyor. Bakalım. Ada organizes a birthday party at 7 p.m. on Friday. Ada bir doğum günü partisi organize ediyormuş. Öğleden sonra 7'de cuma günü. And call Zeynep to invite her. Ve Zeynep aramış davet etmesi için. Zeynep doesn't answer the phone. Zeynep telefonu cevap vermemiş. So, bu yüzden Ada calls her again. Ada tekrar aramış. Ada ısrar ediyor. And Zeynep And Zeynep Pix it up this time. Ve Zeynep bu sefer telefonu açmış. Şimdi yakalandın Zeynep. Az önce açmamıştın ama şimdi patladın. Bakalım ne olacak. Şimdi which of the following is something that Zeynep can say? Hangi Zeynep'in söyleyebileceği bir şeydir diyor. I'm afraid you have dialed the wrong number. Korkarım yanlış numara aradım. Böyle bir şey der mi? Tamam. Hello this is Zeynep calling. Merhaba Zeynep arıyor der mi? Alakası olmaz. Would you like to come to my birthday party? Çünkü Zeynep aramıyor. Zeynep aranıyor. Arayan kişi ada. Ada ikinci kez aradı Zeynep açtı. Merhaba Zeynep arıyor diye açmazsın mı ki telefonu. Would you like to come to my birthday party at 7 p.m. on Friday? Zeynep böyle bir şey diyebilir niye mi? Diyebiliriz. Hayır evladım Zeynep değil. Ada der bunu. Çünkü ada davet ediyor doğum günü. Bak ada organize ediyormuş bir doğum günü partisi. Cuma günü saat 7'de. O zaman adanın doğum günü partisi varsa Zeynep ikinci kez aradığında Zeynep niye şöyle bir şey desin? Doğum günü partime gelir misin 7'de? O zaman adı der ki aa benim de doğum günü partim var. Şeye bak tevafuğa bak falan böyle garip bir şey olur yani. Böyle tam bir tımarhaneye döner. Olmaz. Burada Zeynep'in söyleyeceği şey denizli. I'm sorry üzgünüm. But I'm helping my mother at the moment. Fakat anneme yardım ediyorum şu anda. Can I call you later? Seni daha sonra arayabilir miyim? Diyebilir. Ya da tamam partiye geleceğim diyebilir. Ne oldu ne partisi diyebilir. Başka kimler geliyor diyebilir. Burada A, B, C seçenekleri Zeynep'in söyleyemeyeceği anlamsız ifadeler. Geldik de internete. Gerçekten interneti hep biz seviyoruz. Sen de seviyorsun Okuçum ben de seviyorum. Words related to internet. İnternette bağlantılı kelimelere bakacağız. İnternet alışkanlıklarımıza bakacağız. Ve making excuses yani özürleri nasıl dileyeceğiz buna bakacağız. Şimdi burada bazı kelimelerimiz var. Bu kelimeler internetin ne işe yaradığını gösteren kelimeler. internette ne yapabileceğimizi gösteren kelimeler. Bunlar için şöyle şöyle farklı bir kalın bir yeşil alayım madem burası yeşil. Şimdi recipe tariflerdi. Recipe tarif, recipes tarifler. Kürze bakımlar. Biz look yani bazı tariflere Bakımlara bakabiliriz, inceleyebiliriz. Watch movies, film izleyebiliriz internetten. Yani genel ağdan. İnternetin Türkçesi Tonguç'a da benim genel ağdır. Esasında genel ağ kelimesini kullanmak lazım. Emails, yani elektronik postaları gönderebiliriz, send yapabiliriz. Online news, online haberleri read yani okuyabiliriz. Games, en sevdiğim şey ne yaparız Games'leri Tonguç'a? Oynarız. Harikasın, oynarız. Yani play games diyebiliriz. Sen hangi oyunları oynuyorsun? Fortnite, oyuncu? PUBG, Minecraft. Oo, bütün oyunları oynuyorsun ya helal olsun. Gerçekten bir sürü oyun söyledin. Aferin. Şimdi online chat, chat yapabiliriz, sohbet edebiliriz chat'te. Foreign series to improve English. Biz ne yapabiliriz? İzleyebiliriz. Yani watch izlemek yabancı diziler izleyebiliriz to improve English. İngilizcemizi geliştirmek için yabancı diziler izleyebiliriz. Online shopping, do online shopping. Online alışveriş yapabiliriz. Do online banking. Online bankacılık yapabiliriz. Pay the bills, yani faturaları ödeyebiliriz. Read articles, makaleler okuyabiliriz. Aynı zamanda gather information, bilgi toplayabiliriz ve improve language, İngilizcemizi geliştiririz. Mesela şu anda gerçekten bu videoyu izleyen arkadaşlar neler yapıyor bakalım. Birincisi ee, burada İngilizce ile alakalı ee, bilgi alıyorlar şu anda. İngilizce LGS ile alakalı bilgi alıyorlar ve İngilizcelerini geliştiriyorlar diyebiliriz. Şimdi. Burada bazı önemli kelimelerimiz var. Öncelikle sign up kaydolmak anlamına geliyor Tonguç'un. Um. Bir web sitesine, bir sosyal medya üyeliğine kaydolabiliyoruz. Sign in giriş yapmak. Giriş yaparken mesela Tonguç Academy.com'a girerken sign in yapıyorsun. Login de yine giriş yapmak anlamına geliyor. Sign in ve login aynı anlama geliyor Tonguç benim. Log off da tabii ki çıkış yapmak. Aynı sign out gibi. Log off da çıkış yapmak anlamına geliyor Tonguç'un. Um. Register kaydolmak. Hani üye olurken kaydolurken e-mail adresini yazıyorsun ne bileyim telefonunu verebiliyorsun. Account hesap herkesin bir hesabı olması lazım tonguçakademi.com'da. Subscribe abone olmak çünkü canlı testlerimiz oluyor onları mutlaka çözebiliyorsunuz abone olduğunuzda sistemimize. Zaten kanalımıza abonesiniz onu biliyorum arkadaşlar. Ama aynı zamanda tonguçakademi.com'a da ücretsiz yolmanı tavsiye ederiz. Create arkadaşlar burada Yeni bir hesap oluşturmak ya da yaratmak diyebiliriz. Create normalde ilk anlamı yaratmaktır ama biz hesap yaratmak hesap oluşturmak diye söyleyebiliriz. Upload ...yüklemek, mesela biz Tonguç Akademi olarak çok fazla video yüklüyoruz... ...o yüzden biz internetimizin upload hızının yüksek olmasına dikkat ediyoruz... ...download ise indirmek, fazla bir şey indirmiyoruz yani sonuçta e, ne indireceğiz Hocam ki? Hocam ben film indiriyorum bazen. Tamam sen bazen film indirebilirsin de Tonguç'um yani sen bir iki tane film indiriyorsun... ...izlemek için da işte izliyorsun ama upload biz Tonguç Akademi.com'da... ...1'den 12'ye bütün sınıflarda her gün deli gibi canlı yayınlar, videolar yüklüyoruz... ...o yüzden upload'umuz yüksek... Komentte yorum yapmak. Zaten bu videomuzun altına da arkadaşlar şimdi çok güzel yorumlarını yapacaklar inşallah. Biz de onlara teşekkür edeceğiz. İstekleri varsa onları yazacaklar. Posta fotoğraf, video yazı gibi yüklediğimiz gönderiler. Yani gönderi diyebiliriz arkadaşlar. Bunu diyebiliriz. Gönderi diyelim. Posta gönderiler oluyor. Böyle yazalım. Tamam. Şimdi friend request nedir? Arkadaşlık isteği. Harikasın. Hemen yazıyorum o zaman arkadaşlık isteği. Gerçekten arkadaşlık isteği geldiği zaman bizi çok seviyoruz. Acaba kim istiyor diye. Ama herkes ikinde kabul etmemiz lazım. Çünkü internette çok fazla dolandırıcı kötü insan var. Ignor görmezden gelmek. Yani kale almıyorsun yani. Hani, görüldü yapıyor. Aynen görüldü yapmak. <laughs> çok güzel söyledin. Ee, görmezden gelmek. Adam çiftlik olmuş hala sana cevap vermiyor. Ya kardeşim iki tane mavi tik olmuş. Hadi cevap versene yani. Niye vermiyorsun? Yani seni ignor ediyor. Sana görüldü atıyor. Seni sallamıyor yani. Accept, kabul etmek diyoruz. Arkadaşlarımızı kabul edebilirler, biz arkadaş kabul edebiliriz. Browser, tarayıcı anlamına geliyor. Mesela Google var, değil mi Tonguç? Evet hocam. Search Engine yine arama motoru, arama motoru. Hatta bu daha çok Google oluyor. Bu arama, browser biraz daha böyle Safari gibi şeyler. Web browser da yine web tarayıcısı. İnternette böyle safariye girip tarayıcısı araştırma yapabiliyoruz. User, kullanıcı. Bunu da bilelim. Ve file dosya anlamına geliyor. Bazen dosyalar indirebiliyoruz. Device cihaz anlamına geliyor. Survey de anket. Bazen biz YouTube'da sizlere anket yapıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar bugün videomuz kaçta başlasın? Canlı ne yapalım? Hangi konu işleyelim diye. Bunlar da önemli. Şimdi bir tane sorumuz var. Ekranları başlık arkadaşlarımıza bizlerle beraber yapsınlar. Bizler de bu sorudan sonra çok güzel bir şekilde LGS e tekrarımızdaki son uyarılarımızı yapacağız. People Şimdi diyor ki önce soru kökünü okuyacağız. Sorulardan önce birinci soru kökü okunur. Which of the following doesn't match the examples above? Hangisi diyor? Aşağıdakiler hangisi? Yukarıdaki örnekle e, ee, şey diyor. Eşleşmez diyor. People have different internet habits. İnsanların farklı farklı internet alışkanlıkları. Habits alışkanlıkları var diyor. Şimdi different farklı demek. For example. Örneğin. They socialize. Sosyalleşebiliyorlar. Socialize. Sos. Yal. Leş. Mek demek Tongucu. Gather information neydi? Bunu az önce öğrenmiştik. Gather information bilgi toplamak. Burada bak. Pardon, nerede? Ya? Bayağı geride kalmış. Bayaaş kelime öğrenmişiz. Ha. Gather information bilgi toplamak. Ya da have fun. Eğleniyorlar ya. eğlenmek için de interneti kullanabiliyorlar. Şimdi bakalım. I use internet to learn new things. Ben interneti kullanırım. ...yeni şeyler öğrenmek için. When I cannot remember the capital city of Turkey... ...bunu Türkiye demeyelim mi? Türkiye diyelim artık. Türkiye diye kullanıyoruz. When I cannot remember the capital city of Turkey... ...Türkiye'nin başkentini hatırlayamadığımda... ...ya yuh yani. Gerçi bu da tabii ki yabancı birisi hatırlayamayabilir. I can learn it with just a few clicks. Onu... ...birkaç tıklamayla öğrenebiliyorsun. Mesela sen bilmediğin, mesela diyelim ki... ...İngiltere'nin başkenti neresi? Londra. Tamam Londra. Londra'yı hatırlamazsan mesela... ...hemen böyle giriyorsun internete ...Tak, İngiltere'nin başkenti. Diyor, tak diye öğreniyor. O zaman burada... ...bilgi toplamak diyebiliriz. O zaman buraya yazıyorum... ...Gather information diyebiliriz. Gather information. Bilgi toplamak için kullanıyoruz. O zaman bu var. I choose to buy my clothes online. Ben... ...kıyafetlerimi... ...online alıyorum diyor. It is much cheaper. Daha ucuz diyor. Hmm, bu tam bir mezarcı, ucuzlukçu... Sosyalleşmek değil, bilgi toplamak zaten değil. Eğlenmek de değil. O zaman bu yok gibi. Ama diğerlerini kontrol edelim. I usually join the chat rooms. Ben genellikle sohbet odalarına katılıyorum. I like to be friends with people who share the same interests as me. Ben arkadaş olmayı seviyorum. Benimle, benimle benzer ilgilere, benzer beğenilere sahip insanlarla arkadaşlıkla paylaşmayı seviyorum diyor. E o zaman bu nedir? Sosyalleşmek. O zaman buraya yazıyorum. Socialize diyebiliriz. Bunu da eledik. D'ye bakalım. I always watch comedy movies. Ben daima komedi filmleri izliyorum. Through the internet, internetle. İnternetten genel adam komedi filmleri izliyorum. They make me laugh a lot. Beni çok gidiriyorlar diyor. O zaman burada doğru cevabımız Bursa seçeneği. Çünkü bu da have fun için geçerli olan bir ifade. Evet Tonguç'um. Şimdi dersimizi bitirdik. Ödülü yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.